Şehrin Sesi programı olarak Ankara'da bulunan Güncel Grup firmasına konuk oluyoruz. Yanımızda Özgür Zevker Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Özgür Zevker ben. Güncel Grup'ta vergi müdürü olarak devam ediyorum. Vergi olarak, vergi bölümü olarak tam tasdik hizmeti, KDV iade hizmeti ve şirket değerleme hizmetleri yapıyoruz. Tam tasdik, KDV iadesi ve şirket değerleme danışmanlığı olarak da hizmetimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor. Şirket bünyesinde toplam 8 kişilik bir ekiple bu işi yürütüyoruz. Tam tasdik, vergi dairesinin, vergi dairesi adına yeminli mali müşavirlerin şirket mali tablolarını denetimden geçirdiğini gösteren bir veri oluyor. Bu da vergi dairesinin inceleme ya da şirketler hakkında durum tespitinde bir ön inceleme yapılmış mali tablo olduğu için daha bir kolaylık sağlıyor. Özgür Bey, firmaların yaşamış olduğu sorunlar nelerdir? İzleyicilerimize bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Biz firmalarla ilgili hem mevzuat hükümleri çerçevesinde vergiyle ilgili daha uygun, daha az vergiyle diyelim nasıl faaliyet yürütebileceklerini danışmanlığını vermiş oluyoruz. Tabii bununla ilgili ileriye dönük yatırımlarda ve gelişen Türkiye şartlarında yatırım nasıl bir yatırıma yönlendirilmesi gerektiği hususunda da gerekli desteği vermiş oluyoruz bu konuda. Şimdi yanımızda Yiğit Özdirek Bey bulunmakta. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ismim Yiğit Özdirek. Güncel Grup Bağımsız Denetim Bölüm Başkanı olarak görev alıyorum. Güncel Grup'un yaklaşık 2004'te alınan SPK lisansından beri bağımsız denetimle aslında ülkemizde ilk alan yerli firmalardan bir tanesi lisansını. Biz 2011'de gelen KGK regülasyonuyla beraber, regülasyon kurulmasıyla beraber biz de 7. olarak bağımsız denetim lisansımızı aldık. Ve yerli ve milli olarak bu konuda bayağı ileri taşımaya çalışıyoruz. Yiğit Bey, firmanızın uzmanlık alanından bahseder misiniz? Bağımsız denetim bölümü olarak biz uluslararası finansal raporlama standartları ve bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetim yapıyor ve dünyanın her yerinde geçerli olan bağımsız denetim görüşümüzü veriyoruz. Ve bu şekilde firmaların kendi finansallarını daha iyi takip edelim, daha gerçek ve daha uluslararası standartlara uygun şekilde takip edebilmelerini sağlıyoruz aslında. Bununla ilgili ayrıca SPK yani Sermaye Piyasası Kurumu'ndaki müşterilerimiz var. Bunlara ilişkin denetim hizmeti verip halka arz çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda halka arz çalışmalarını gerçekleştirerek ilk yani kendi halka arz çalışmalarını gerçekleştirerek ilk halka arz açma deneyimimizi yaşadık geçmiş yıllarda. Ve bunları önümüzdeki senelerde şu andan da itibaren önümüzdeki senelerde de yapmaya çalışıyoruz. Denetlediğiniz firmalarda eksiklikler bulunuyor mu? Firmanız bu konuyla ilgili neler yapmaktadır? Tabii aslında bizim bağımsız denetimde sadece raporlama olarak bakmamak gerekiyor. Aslında biz süreç denetimi de yapıyoruz. Firmaların süreçlerini kontrol edip bu konuda firmaların kendi süreçlerinin iyileştirmesi için ne yapabilir? Bu şekilde de ayrıca bir rapor hazırlayıp firmayla paylaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz Ankara merkezli bir firmayız. Bunun haricinde Antep'te şubemiz var ve 2021 yılında İstanbul'da da ofisimizi açarak, şubemizi açarak oradaki faaliyetlerimizi de arttırmayı hedefliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında aslında bir danışmanlık bölümü başkanı Günsel Üstertun'a sözü bırakabilirim. Yanımızda Danışmanlık Bölümü Başkanı Günseli Üstertuna Hanım var. Bölümünüzle ilgili bize bilgi verir misiniz? Günseli Üstertuna, Güncel Grup'ta Danışmanlık Bölüm Başkanlığı yapıyorum. Şirketimiz danışmanlık alanında halihazırda zaten 24 senedir hizmet vermekte. Son zamanlarda biraz daha kurumsallaşarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği projelerine başladık.
Birleşmiş Milletler Tarım Gıda Örgütü PAL'dan süren iki tane projemiz var. Alana yeni başladık ama çok başarılı devam ediyor projelerimiz. Kırsal kesimde istihdamı artırmaya yönelik projeler her ikisi de. Bu konuda da güncel gruba bir katkımız olduğu için ve ülkemize bir katkımız olduğu için çok mutluyuz. Kırsal alanda yaşadığınız sorunlar var mıdır? Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii bizim projemiz daha çok doğu bölgesini kapsıyor, güneydoğu ve doğu bölgesini kapsıyor. Oldukça problemli kesimler var. Özellikle ülkemizde kadınların yaşadığı eşitsizlikler çok daha göz önüne çıkıyor. Biz bunları eşitsizliği eşitlik haline getirmeye çalışıyoruz ülkemizde. Onlara istihdam sağlamak, aynı zamanda da sigortalı olup bir güvence altına almayı planlıyoruz. Şu ana kadar 1000'e yaklaşık kişiye dokunabildik. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şu anda devam eden projelerimizi İl Tarım Müdürlükleri ile birlikte yürütüyoruz. İl Tarım Müdürlükleri aracılığıyla bize ulaşabilirler her zaman. Seve seve de yardımcı oluruz. Yanımızda Mertcan Sezer Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Mertcan Sezer. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde de üniversite eğitimi tamamladım. Sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde de master'ımı tamamladım. Güncel Grup'ta ikinci kuşak olarak, bağımsız denetim direktörü olarak görev yapmaktayım. Güncel Grup'ta aslında biz finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz, vergi denetim hizmeti veriyoruz ve bağımsız denetim hizmeti veriyoruz. Yani üç farklı aslında departmanda diyebiliriz ana anlamda. Bu şekilde hizmetler vermekteyiz. Aslında bizim buradaki yola çıkan hedefimiz en büyük yerli ve milli firma olma yolunda. Çünkü genelde rakiplerimiz daha genelde yabancı firmalar. Biz bu konuda Türk ve milli olmanın ve yerli olmanın aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz de bu konuda aslında alanımızda bir numara olmak ve bu vesileyle yollarımıza devam ediyoruz. Toplamda 30 tane çalışanımız var. Onun dışında da Antep ve İstanbul ofislerimizde çalışanlarımız mevcut. Ankara ofisimiz 30 kişi var şu an. Danışmanlık bölümümüzün lideri Günsel Üster Tunan, vergi bölümümüzün lideri Özgür Zevker ve denetim bölümümüzün lideri de Yiğit Özdilek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.